Hocam lafın sonunu başta söyleyeyim. Hadi böyle başlayalım. Hadi başlayalım. Şeyle alakalı. Konuşup gelmeyi isteyeceğim nokta, sana soracağım sorunun özü şu aslında. İyilik bizim evrimsel olarak üzerimizde taşıdığımız bir zaruriyet güdü mü? Yoksa bu öğrendiğimiz, zihinsel kabiliyetlerimizle geliştirdiğimiz, toplumsal olarak işte sosyal kültürel gelişimlerimizle fark ettiğimiz bir şey mi? Buraya gelirken ki şeyim de şu, yani hani buraya, bu soruya gelene kadar ki genel paragraf cümlem de şu. Çok sıklıkla fark ediyorum, işte sosyal örüntüler okuma hikayesinin içerisinde de fark ediyorum. 40 yaşın üzerindeki bir sürü adam, bariz bildiğin adam, kadın, insan, yani hani belli bir yaş silsilesi, tecrübe silsilesi yaşamış insanda anlamsızlıkla alakalı bir problem döngüsüne giriyor. Anlamlarını kaybediyor. Bu anlamlar büyük anlamlar da olabilir. Yani dinle ilişkili de olabilir, devletle ilişkili anlamlar da olabilir, sosyal örüntülerde aile kavramı falan da olabilir. Hepsi sorgulana geliyor. Ya da eskisi kadar ciddiye alınmayacağını fark etme evresi geliyor hikayeye. Bu anlam kaybı hikayelerini etkiliyor. Yeni hikaye oluşturamıyor. Çünkü anlamlı olduğunda hayat, dostluk çok önemliyken dostunla işte bir akşam bir şey içmiş olmak çok değerli oluyor. Şimdi dostluk kavramı... Bütün ömrünü ona yatırmışsın zaten. Yatırmışsın zaten, öyle gelmiş bir şey hikayesi oluyor. Şimdi geçmiş aradan 30 sene, 40 sene, 50 sene zihninde bambaşka bir formül oluşuyor. Bambaşka sorgular oluşuyor. Bu anlam kaybı hikayelerini öldürüyor. Hikayelerin ölmesi amacını öldürüyor. Bir sürü adam yani sabahleyin kalkma amacını yitirmiş şekilde hayat döngüsünde herkes onu yapıyorsa biz de böyle yapalım da devam eden bir döngü formülü oluşuyor. Bunun sonucunda da şunu fark ediyorum. Buraya en iyi gelen şeyin iyilik olduğunu fark ediyorum. İyilik yeni bir anlam üretiyor çünkü. Çünkü gerçekten hani çok fazla sayıda hiç ummayacağım seviyedeki adamların hayatını, gençlik dönemlerini yemiş yutmuş, oradan girmiş buradan çıkmış adam biçimleri 45 yaşındayken abi çoluğa çocuğa ne iyiliğimiz olsa falan demeye başlıyor. Hani hiç hayatı öyle yaşamamış ya da hani bununla alakalı bir evre geçirmemiş bir insan olsa bile. Ve bu ihtiyacı sezebiliyorum, anlayabiliyorum. Şeyin ihtiyacım, işte bir travmaya yakın olmuş olan insanın, işte yani çeşitli hastalıklara yakın olmuş, kazalara yakın olmuş insanın iyilik tarafına yakın olmasını anlıyorum. Hani o travmayı görmekten kaynaklı orada daha etkili olmayı isteyebiliyor, bilebiliyor. Yani otizmi komşusunda görmüş olan birisi otizmle alakalı iyilik yapmayı isteyebiliyor. Çok anlayabiliyorum ama bunların da dışında yani özel bir travma birikintisi olmadan da anlam kaybı yüzünden iyiliğe yaklaşan insanlar görüyorum. Şimdi bunu görünce de insan gerçekten hani sonrası geliyor. Bu bizde hani doğarken bizim fabrika ayarlarımızda içeri yüklenmiş hard diskte yüklü kodlardan bir tanesi mi? Yoksa biz bunu öğrendik mi? Cevabı az sonra. Ben de sonunda sosyolojinin başında söyleyeyim mi? Öyle. Araya da iç çamaşır reklamı direkt çıkarmışlar. Fabrikaya demişken de oraya gelmek lazım. İnsan davranışına ilişkin özellikle toplu olarak ve stereotip olarak gördüğümüz ne varsa evrimsel ayarlardan gelir. Yani bizim yolda bir şey icat etmiş değil miyiz? Kültürden bir şey öğrenmiş. Bazıları kızacak ama dinden minden böyle yaygın toplumsal davranış edinme falan gibi durumumuz asla olmamış. Böyle bir şey yok. Bizim bütün iyi kötü, toplum içerisinde baskın olarak ara ara yükselen, ara ara düşen şekilde gördüğümüz tüm örüntüler en az 14 milyon yıllık insanlaşma süreci, net olarak son 300 bin yıllık insan olma süreci, yani insanın insanlığa ve medeniyete dönüşme süreci. Sen kaç yıl diye tarif ettin onu? 300 bin yıl. 300 bin yıl insanın en temel işte avcı toplayıcı primat vari bir canlıdan 50 bin sene önce modern insana dönüşeceği süreç. 50 bin sene önce de modern insan oluyor zaten. 10-15 bin sene önce de işte şehir, tarım ve şehircilik başlıyor. Şimdi bütün bu süreç içerisinde bugün yaşadığımız ortamda çok fazla anlamlı gelmeyen, mesela seni bu soruyu sormaya sevk eden bazı davranışlar var. İyilik kapitalist sistemde, yarışmacı bir ortamda, hani doğal seçilimin son derece yanlış anlaşılan en güçlünün hayatta kalır telmihini gerçek kabul ettiğim bir vasatta mantıksız bir şeydir. Sen niye kaynaklarını ve zamanını bir başkasının hayrı için harcayasın? Yani gider onu kendi hayatta kalman, kendi üremen, kendi refahın için harcarsın normalde. Fakat sadece bizde değil, yani en yakınımızdaki bütün hani kedi köpek gibi canlılardan tut, pek fazla görmediğimiz içinde ne yaptıklarını bilmediğimiz maymun falan gibi canlılarda çok yaygın, temelde ahlak kuralları diyebileceğim şeyler var. Şimdi bu
bahsettiğin anlam kaybı meselesinin önemli bir kısmı inançlarla ilgili. Ve bizim şöyle bir yanılsamamız var. Bu yaklaşık 2000-3000 yıldır var. Belki de 10.000 yıldır vardır bilmiyorum ama yazılı kayıtlı olarak var olduğunu bildiğim 2-3000 sene var. O da şu. Bize ahlaki kodlar, bizi ahlaklı yapan şeyler gökten gelir. Yani biz ahlaksızız. Mesela ilk günah buna dayanır Hristiyanlıktaki. Biz ahlaksız şeyleriz ve dolayısıyla bizim göksel bir, tanrısal bir yönlendirmeye ihtiyacımız vardır. Bugün hala maalesef bu kadar işte hayvan davranışları, etoloji, primat davranışları, insan sosyolojisi ve davranışları bu kadar araştırıyoruz. Bu kadar psikoloji nörobilim. Bize bangır bangır hayır öyle değil demesine rağmen bugün hala İslam dünyasında da temelde yani işte bizim Türkiye'de işte birçok anlaşanlı düşünür, filozof dahil olmak üzere ahlakın kökenini dünya dışında bir yerde arama alışkanlığı var. Sebep şu, canlılar aleminde bu işin ne işe yaradığını kimse onlara anlatmıyor. Maymunlara gider bakarsan her türlü hayırseverlik, işte tanımadığı maymunlara akla gelmeyecek zamanlarda akla gelmeyecek sürpriz yardımlar yapma durup dururken, yiyeceğini paylaşma falan filan bir sürü iş var. Şimdi tek başına bir organizmanın hayatta kalma şansı çok düşük. Özellikle grup halinde yaşama yönünde evrilmiş canlılara tekil olarak bakarsan, grup olarak gezdikleri için bazı şahsi özellikleri zayıflamış. Tek tabanca olarak gezen ya da çok küçük gruplarla gezen aslan falan gibi canlılar, onlar kendi avlanma mekanizmaları çok gelişkin olduğu için zaten hayatta kalabiliyorlar. Ama bir maymunu düşün, yani ne kendisine dahi ya da ailesine yetecek yiyeceği toplayabilir, ne kendini savunabilir diğer yırtıcılara karşı. Ne yapacaksın? Toplanacaksın, bir araya geleceksin. Bir araya gelmenin de birkaç kuralı var. Mesela biz insanlar nasıl yapıyoruz? Kontrat imza, sözleşme imzalıyoruz değil mi? İşte yargıya havale ediyoruz anlaşmazlık olduğunda. Hayvanların böyle bir şey yapma şansı yok. Anayasa kuruyoruz. Bizim hepimizin sözleşmesi diyoruz. Sınırımız bu. Kurallar, kanunlar ya dini vecibeler, gereklilikler, kurallar. İşte bir şeyin etrafında toplanıyoruz. Fakat canlılar aleminde ve medeniyet öncesi insan aleminde böyle bir durum yok. Ne yapacaksın? Doğada bir şekilde şunu keşfetmen gerekiyor. Hem bireysel yaşamda hem milyonlarca yıllık nesiller boyu süren evrimde. Ben tek başıma bireysel olarak davranacağım daha avantajlı yoksa biriyle yardımlaşınca mı? Şimdi ömür süremiz içinde şunu gayet rahat keşfedebiliyoruz. Ben birinin ayağına basarsam yarın bir gün o da gelecek benim ayağıma basacak. Dolayısıyla ben en iyisi bunun ayağına basmayayım. Düz mantıkla bunu yapabilirsin. Ya da tam tersini düşünelim. Ben buna bugün yardım edersem hiçbir bunun içsel bir ödülü olmadığını varsayalım. Yani tamamen çıkarcı düşünüyoruz. Yardım edersem yarın bir gün ihtiyacım olduğunda o da bana yardım eder. Yani işte sen benim sırtımı kaşırsan ben senin sırtını kaşırım. Şöyle de hissediyor olabilir miyiz? Sadece tanımlamanı desteklemek amacıyla kullanıyorum buradaki hikayeyi. İnsanların tümünü bütünsel bir organizma gibi hissediyor olabilir miyiz? Öyle bir algımız keşke olaydı. Mesela onu. Ama böyle bir şey varmış gibi geliyor mu yoksa çok çizgi filmi izledim. İşte abi bütün yani dert ne biliyor musun? Unutuyoruz. Biz aslında bu algı bizde var. Fakat biz bunu kendi hayatımızı, kendi kafamıza göre dönüştürdüğümüz için aynı bu iyilik meselesi, ahlak meselesinde olduğu gibi kökenlerini unutuyoruz. Kökenlerini unutuyoruz, kendisini de unutuyoruz ve hatırlamamız gerekiyor. Zaten bütün öğretilerin yaptığı şey insanı hatırlatmak biliyorsun. Şimdi düşün milyonlarca yıl içerisinde. Ya alalım 300 bin sene önceki insan grubu. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun ama hayal et. İşte sen ben gibi işte adamlar böyle kadınlar takılıyorlar. Bunlardan bir kısmı bencil. Tamamen kendi çıkarlarına göre birbirlerine eziyet falan ediyorlar. Bir kısmı da yardımlaşıyor. Bunların çocukları, çocukları, nesiller devam ederken düşün. Bunların hangileri uzun dönemde daha avantajlı olur? Birbirlerine yardım edenler avcıdan kolay kaçar, yemi kolay bulur. Biri yem bulamadığında öbürü onunla yemini paylaşır. Şu bu. Bunlar daha çok hayatta kalır. Bencil olan belki bir süre kazançlı olur ama topluluk onu hemen dışlar. İşte o yardım etmediği için ona yardım edilmez. Ve bu arkadaş çok fazla başarılı olup üreyemediği için bu bencillik genlerini aktaramaz. Ama aktarılan yardımlaşma genleri gittikçe daha çok hayatta tutulacağı için şimdi tabiata baktığımızda gördüğümüz o kural ortaya çıkar. Bütün sosyal hayvanlar kurtlar dahil. Kurtlar özellikle diyorum hani biz vahşi görürüz ya onları. Kurtlar dahil müthiş bir yardımlaşma sistemiyle donatılmışlardır. Darwin bile buna çok dikkat çekmiş. Hani Darwin'i hep mücadelenin savunucusu derler ya öyle değil. Darwin özellikle bu reciprocal altruizmdir onun da adı. Bir daha tekrarlıyorum. Reciprocal altruizm. Böyle teknik terimleri sevmiyorum ama yani araştırmak isteyenler için mesela. Reciprocal karşılıklı altruizm diğerini düşünmek yardımlaşma anlamına gelen bir terim. Yani biraz önce dedim ya sırtımı kaşırsan sırtını kaşırım. Canlılar aleminde hiç kimse bunu bilerek yapmıyor. Böyle bir düşüncesi yok. Ama onların milyonlarca yıllık seçim sonucunda içlerinde bir sistem var. Ya iyilik yapmam lazım. Bu sistemin de nasıl çalıştığını birazdan konuşuruz.
Aynı sistem bizde de var. Şimdi insan topluluklarının hangi devirde olursa olsun, bak bir sürü macerası var, savaş mavaş falan, ama bizi bugüne getiren şey ne? Büyük hikayeler altında birleşme, toplanma, birlikte hareket etme. Hmm. Tek başına bir insanın tarih yazdığını göremezsin. Yani bir önder tabii ki vardır, bir şey vardır ama arkasından bir güruhu harekete geçirebildiği için onun etkisini biz biliriz. Zaten bütün o önder için mi o kalabalık var, yoksa o kalabalık için mi o önder var hikayesi aslında... Yani hani çok kolay sorgulanabilir hikayelerden tabii bir tanesi oluyor. Yani daha çok kalabalık hale gelebilmek için krallar yaratıyormuşuz gibi görünüyor. Ya zaten önderi önder yapan şey ne? İnsanları peşine takacak hikayeyi yazabilmek. Hmm. Onlara bir hedef koyabilmek ya da işte bir düşmana doğru bir taktikle ilerlemeyi gösterebilmek falan filan. Hmm. Ya yani böyle bir şey yaptığı zaman acayip bir canlı grubuyuz ve bir anda o hikayenin altında bir araya geliyoruz. Hangi hikaye olursa olsun hep aynı prensip işliyor. Mesela siz kardeşsiniz. Ya ben kardeşim diyor, öbürüne karşı bunu muhafaza ederim, değil mi? Birbirimizi koruruz. Bu bir öteki sağlıyor? Bir de biz hikayeleri tabii var işte. Senin kaslarından çok daha büyük bir güce sahip olmak anlamına geliyor. Ya da senin zekanla çok büyük bir zekayla beraber yaşamak demek. Şimdi bu herhangi bir kitapta yazmasına gerek olmayan, herhangi bir öğretiyle öğretilmesine gerek olmayan bir şey. Fakat sorun şu, biz unutuyoruz bunu. Mesela bak dedin ya, anlam kaybına uğradıktan sonra lan ben acaba iyilik yapsam güzel bir şey olur mu noktasına kadar bunu erteliyoruz. Bencil bir hayat mesela bugün norm olmuş ya. Hmm. O bencilliğin mutluluk getireceğini sanıyoruz ya. Bu arada şöyle bir şey seziyor ya da hissediyorum. Yani biraz böyle evrimsel kodlar diye zorlamamın gerekçesi de o. Gerçekten kişi yani çok anlamsız bir bağ. Yani kendi moral bozukluğunu iyilik yaparak düzeltebiliyor. Tabii işte onun... Yani aslında fiziken bir bağ yokmuş gibi yok. Görünüyor. Tabii. Yani bir şeydi ama yok, iyi var. Biri olduğunda ya da iyilik diye kabul ettiğimiz, yani iyilik diye kabul ettiğimiz şey şimdi yapılan, beklenenin dışı yapılan ve bireysel olarak kendinden verdiğin dışarıya pozitif aynen etki. Bu eylemi gerçekleştirdiğinde ertesi sabah kalkarken daha iyi kalkıyorsun gerçekten. Hatta anında daha iyi oluyorsun. Evet, anında daha iyi oluyorsun. Bu da yani iyiliği mesela şey alınca gerçekten bu sohbete gelmeden öncesinde birazcık da okuma yaptım işin üzerine. İyilikle ilgili kavramlar en modern anlamda sadece felsefeye kadar yaklaşabilmiş. İyilik tabii bilimsel anlamdaki hiçbir şeyin konusu değil. İyilik dinlerin konusu, iyilik spiritüel hikayelerin konusu, iyilik cinlerin, perilerin konusu. Yani gerçekten hani mevzu ona geliyor. Evliyalar ve falan falan, yani başka bir evrenin hikayesi. Halbuki iyilik böyle fiziki hayatımızda bir gerçeklik, tuhaf bir gerçeklik bunu yaşıyor kendine. Yani bir bugün mesela bir beyin görüntüleme sistemine biraz dikkatli uğraşırsan hayırsever bir insanın gerçekten hayırsever mi yoksa çıkarcı üçkağıtçının biri mi olduğunu görebilirim ben beyninden. Böyle bir yöntem var, detayları vermeyeceğim ama bu mümkün. Çünkü iyilik yapmayla iyilik yapıyormuş gibi davranma arasında içsel mekanizmalar açısından çok fark var. Şimdi istersen bir şey özetleyeyim. Yani lütfen. İyilik yapınca, çünkü o insanlar, anlam kaybına uğrayan insanları bu kadar tatmin etmesinin sebebi aslında bütün hayvanlardaki ortak mekanizma. Herhangi bir insana iyilik yaptığın zaman, özellikle beklenti olmadığı bir sırada, yani beklenmediği bir zamanda, hı hı, sürpriz bir şekilde, büyük küçük olmasının çok önemi yok. Hı hı. Herhangi bir tanışıklık, önden haber ya da çıkar ilişkisi bulunmadığı durumlarda, yani nedensiz iyilik durumunda, beyinde şu daha önce konuştuğumuz ödül kimyasalı var ya, dopamin patlama yapıyor. Şimdi çok fazla salgılanıyor ama kimde? Hem iyiliği alanda hem iyiliği yapanda. Hatta bazı durumlarda İyiliği yapanda daha fazla, çok daha fazla oluyor. Sebebi şu, iyiliği alan kişi zaten iyiliğe muhtaç. Yani bir yıkıntı, çöküntü, eksik ve ihtiyaç içerisinde. Diğeri görece olarak daha iyi durumda, avantajları var. Hı hı. Ve bu avantajlarını paylaştığı zaman aslında kendi avantajından çok bir şey kaybetmiyor. Ne kazanıyor? Doğada çok önemli olan bir şey, bir müttefik. Hı hı. O öyle düşünmese bile beyin devresi diyor ki, baba biz iyilik yapıyoruz. Hem de işte yani karşımızda bir başka canlı var, türdaşımız ya da başka bir canlı, insanda bu başka bir canlı da olabiliyor. Ben buna iyilik yaptığım zaman bu bizi bağlayacak. Böyle sözsüz zımni bir devre var gibi gözüküyor beynimizde. Ve ne zaman biz bir anda karar verip şak diye kimse göstermeden böyle sırf ona yönelik bir iyilik yaparsak beynimizde dopamin patlıyor. Alanda anlarım ama verende bunun olması, iyiliği yapanda bunun olması şunu gösteriyor. Milyonlarca yıl boyunca iyiliği yapan o kadar faydasını görmüş olmalı ki, çok faydalanmış bundan istemese, hesap etmese bile ve onlar daha uzun yaşıyor. Bu artık bizim fabrika kodlarımıza girmiş aynen artık. Yani bu öğretilir, yani hikayelerle taşınır bir bilgi aynen değil artık. Biyolojinin taşındığı bir bilgi. İyilikten haz alan daha fazla iyilik yapar. Bağımlılıklar da o sistem üzerine oluşuyor ya. İyilikten haz alıp daha çok iyilik yaptıkça
o daha avantajlı hale geliyor, daha çok seçiliyor. Yani milyonlarca yılda, milyonlarca nesil boyunca olan seçilim bu şeye karşı, iyiliğe karşı ödül sistemini kuvvetlendirmiş. Şimdi bu neden işte orta yaş programına girmeden çoğu insanın hayatına girmiyor? Gerek yok. Bir sürü yanal şeyle biz bu dopamin sistemimizi zaten okşayabiliyoruz. İşte kariyer hevesleriyle, kendi hayallerimizle, hazlarla, sosyal medyayla, şununla bununla zaten oynuyoruz. Hayatımız çok kalabalık. Ama git işte 100 bin sene önce dağda bayırda oturuyorsun. Tık elinde yok, bir şey yok. Televizyon yok, elektrik yok. Ne yapacaksın? O sosyal hayat içerisinde biyolojinin gerektirdiği davranışları göstereceksin. Ve bu da ağırlıklı olarak gidip şimdi şempanzeleri incelesek 100 bin sene önceki insanın ne yaptığını net olarak görebiliriz. Ben bu, İyilik yapacak. Bu şöyle de olabilir mi diye düşündüm bununla alakalı. Yani 40 yaş negatifleyeceğimiz bir hikaye değil aslında, orta yaş hikayesi. Yok, bunu, ben pozitif okuyarak söylemiştim. Yani 20'li yaşlarda gördüğümüz her hikayeyi çok anlamlı bulmaya yatkın bir patlangaç beynimiz varken, işte 40'lı yaşlarda tecrübeyle müstahak, o hikayelerin derinliklerini, zayıflıklarını, böylece o anlamların derinliklerini, zayıflarını fark edebilme tecrübesine sahip oluyorsun. Tabii. Daha derin bir anlama ihtiyaç var. Peygamberlik yaşı abi. Genellikle 40 yaşında peygamber oluyorlar. Niye? Ya, o yaşta bir durum var yani. Öyle evet, görmedim canım ben de. Benim de 40 yaş çok iyi geçti yani, güzel. Kaç yıl geçtiğini söylemeyelim. İyilik yani koda gömülü bir hikaye. O zaman yani mecburi. Şimdi mecburi. Onu soracağım. Bir zaruriyet o zaman. Zaruriyet. İyilik yapmadığın zaman kötüleşirsin. Kuşun uçmasına benzetiyorum ben bunu. Kuş kanadını çırpmaz ise düşer. Yani uçmak dediğin şey devamlı bir enerji sarfiyatı, devamlı yatırım gerektirir. İyi olmak, insan olmak, birlikte olmak, sosyal varlık olmak devamlı yatırım gerektirir. Bu şey gibi. Ya mesela aşık olmak, aşık kalmak, birlikte kalmak. Öyle ben bir kere aşık olduydum. İşte aman ne kadar güzel gözüküyorum, bilmem neyle sürdürülebilecek bir şey değil. Yatırım gerektiriyor devamlı. Ve bu yatırım olmaz ise bu tersine inkılap ediyor. Yani bu da aslında mekanizmaya bakınca gayet rahat anlaşılır. Eğer bir insan sosyal ortamda o yatırımı yapmıyor ise, ondan bu yatırımı almaya kurgulanmış diğer fertler onu cezalandırıyorlar bu sefer. Çünkü orada bir görev var, sosyal görev var. Anlatmıyorlar mıydı okulda vatandaşlık bilgisi diye? Allah'ını seversen yani ben mesela ortaokuldayken sinirim bozuyor. Ne bu abi diye, niye bana bu kadar iş yüklüyorsunuz? Bana değil ki, yanındakine de yüklüyor. Ben de ondan istifade ediyorum. Bunu yıllar sonra anlıyorsun. Biyolojik sisteme yüklediği bu iyilik kodlarının bütün esprisi türün devamı. Yani bireysel olarak bizi çok fazla sallamıyor sistem. Esas olan türün devamı. Ve bunun için en iyi olan versiyonda milyonlarca yılda vaktimiz varmış. Yani vakti varmış canlıda. Tak 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 seçip bugüne kadar getirmiş. Bu o zaman şöyle hesap edilebilir bir şey de değil ama yani işte ben iyilik yaptığımda aslında topluma iyilik yapıyorum. İyilik yaptığım için kendimi de ne kadar güzel hissediyorum gibi bir bağ değil. Bu arada bu işin spiritüel şeylere bağlanmasının sebebi de bu galiba. Biz aslında iyilikle gerçekten dibini hiçbir zaman göremeyeceğimiz kapkaranlık bir kuyuya bir şey atıyoruz. Ama bu atma eyleminin kendisi bizdeki kodlamada bambaşka bir yerden bir şey getiriyor bize. Yani demin dedim ya bak beyin görüntüsü. Ölçülebilir bir bağ yok yani arada. Tabii ki. Hatta ters orantı var. Demin dedim ya beynine bakarak adamın gerçekten mi yoksa saatimi yaptığını gösterelim diye. Şimdi iyilik arzusu. Mesela neden birine bir kıyak yapmayı, iyilik yapmayı, yardım etmeyi tercih edersin? Bakarsın, eksiğini görürsün, eksiğini anlarsın. Bunun için bir şey yapmayı düşünür ve buna göre davransın. Bu bir davranışın beyindeki sekansı algı, duygusal sistem, bilişsel değerlendirme sistemi ve aksiyon sistemi şeklinde düşünülebilir. Bu sırayla gider. Fakat bir insan eğer dediğin gibi düşünüyorsa, ulan ben böyle yaparsam işte yani bana iyi derler, şu olur bu olur, avantaj sağlarım diye düşünüyorsa, önce bilişsel sistem, hesap kitap, işte efendim o hayal kurma, plan yapma vesaire alanları, duygusal sistemde genellikle elektrikler kesik, arkasından aksiyon sistemi. Ve aksiyon sistemi de aksiyonu yaptıktan sonra, yani o yardımı yaptıktan sonra, o gördüğümüz işte akumbens çekirdeğindeki ödül merkezlerindeki o işte beyin sapındaki bazı çekirdeklerden aldığımız o ışıldamalar o kişilerde olmuyor. Olamaz. Çünkü oradaki motivasyon harekete geçirici farklı. Dışarıdan bakarsan iki tane aynı davranış. Biraz da iyi aktörse her şeyini güzel taklit eder. Ama içeride bambaşka bir hikaye dönüyor. O seçilmez. O seçilmemiş. O bizim icat ettiğimiz şey. Yalandan iyilik bizim icat ettiğimiz bir şey. Ha bu arada bunu maymunlar falan da yapıyorlar. Yani bizim icat ettiğimiz derken çok da bize özel değil.
üç kağıt yapma, yalan söyleme, kandırma maymunlar da hiç fena değil. Bir gün bak bunu konuşalım. Hayvanlar aleminde mizah ve kandırma. Yani zekanın en önemli işaretleri bunlar. Bizde tabii çok ileri düzeyde. Yani işte dediğin yöntemle kendimizi de başkasını da kandırabiliyoruz. Ama default olan da çok içsel bir mekanizma var. Yani. Tabii bu arada bir şey daha söylemek gerekiyor. Bunun toplumsal olarak bu kadar, o kadar büyük bir işlevli parlaklığı var ki iyiliğin kendisinin. O toplumdan bir çıkar beklentisi olan, politik, ekonomik, sosyolojik, kültürel çıkar beklentisi olan hemen her yapı ister istemez, çok yakında da bunu gördük hani Türkiye'nin içerisinde de, dünyada da böyle aslında, başka dinlerin altında ya da başka formüllerin altında da hemen iyiliği bir formül olarak kullanan bir toplumsal bağ hikayesi kuruyor. Örgütlenme ya da yapılanma mevzusu kuruyor. Yani hani iyilik gerçekten çok ışıldayan bir şey hepimizin zihninde. Ya ben bir toplantıda kulak misafiri oldum. Yani bu muhtemelen çok yerde geçiyordur ama böyle bakınca iğrenç. Yani mesela şöyle şöyle yapalım işte buradan şey yapılan gelir de abi sosyal sorumluluk falan yapmamız lazım. Yani şu çocuklara falan yardım edelim. Şimdi bu hale ya o bir böyle mütemmim. Bu yine ben bir şey söyleyeyim mi? Yani hani dini ya da siyasal ya da politik çıkar bekleyen gruplardan daha samimi. Yani sen de 3 tane şey saydıydın bir ara bana. İyilik yapma motivasyonu 3. Şimdi yapacaksın. Beklenmeyen şeyi yapacaksın. Hı. Kimden geldiği belli olmayacak. Bu 3 ana sabit kuralı. Hı. Yani şimdi yapacaksın. Yani bu şey gibi bir şey değil. Planlarsan o devletin işi oluyor. Hı. İyilik olmuyor. Planlamayacaksın. Şimdi yapacaksın. Adam açsa şimdi doyuracaksın. Adamın şu anda yanında birine ihtiyacı, koluna girecek birine ihtiyacı varsa şimdi gideceksin, koluna gireceksin. Yani şeyi hesaplamayacaksın. Ben şimdi çalıştırayım, 10 tane adam eğiteyim. Bundan sonra buradan geçen tüm yaşları karşıya geçirsin. O devletin işi. O iyilik değil. O da iyi bir faaliyet ama iyilik tanımı değil. Evet, duyguyla çalışmıyor çünkü. Duyguyla çalışmıyor. Yani, evet. Şimdi gireceksin, üşenmeyeceksin, kalkacaksın, fiziken kendinden vereceksin. Bir başkasının parası, bir başkasının emeği. Hüseyin bak geçemiyor, git bir yardım et. Bu iyilik değil. Hani şeyin içerisinde sen yapacaksın. Bir de karşı taraf bunu beklemiyor olacak. Yani ödev edindirme işlemi olmayacak karşılıklı. Aynen. Yani beklenenin üstünde bir potansiyel verme mevzusu. Tüm dinler böyle tanımlamış. Tüm yani hani Mevlana'sı bütün hayvanlar aleminde de böyle. Yani şeyde bu üçlü mekanikle tanımlamış tabii. İyilik. Bunun dışında o sistemin görevi zaten. Tabii. Yani hani sistemde birileri bunu işletiyor. Ya işte bu bir laf var ya hani iyilik yapmak nasıl derler, ödülünü anında veren bir şey olduğu için hani karşılık beklemeden yapılır falan filan gibi, tam metnini hatırlayamadım ama öyle bir mottosu var iyiliğin. Yani zaten karşılık bekleyerek yapamıyorsun onu. Evet. İçsel ödülü de bu arada anormal bir, yani dopamin salınıyor falan dedim ama evet, öyle evet. Böyle salınmıyor abi, öyle evet. Böyle değil. Ya yani, işte onu diyorum ya, o kadar büyük bir ışıldamaya tabii. Neden oluyor ki tabii. Tüm büyük politik sistemler kullanıyor bunu. Aynen. Yani hani büyük yatırım gerekçesi. Tabii canım tabii şey. Yani bir yani herhangi bir orta düzey ülkede iktidar olmanın garantili yoludur, ben söyleyeyim. Yani buradan bütün iktidar olmak isteyenlere diye bu şarkı böyle, oradan böyle gelsin. Problem çeksek ya. Evet. İktidar olmak isteyenlere 10 önerir falan gibi. Sağlam bir yardım organizasyonu müthiştir. Mesela yani şimdi Türkiye'de iktidardaki partinin kuruluş dönemini ben iyi biliyorum. Yani gerçekten çok iyi yaptılar bu işi. Yani her köşeye ulaştılar. Yani özellikle büyük şehirlerde. Bu çok büyük bir halk hareketini, daha doğrusu halk cevabını da getirdi beraberinde. Yani bu tabii Türkiye'de ondan sonra makarna, işte şeker meker muhabbetine sardılar bu işi ama ha, kömür falan. Yani esas burada olan şey ihtiyacının karşılanması ya da çıkar sağlamak değildir aslında. Eğer beyin çalışma sistemine bakarsan birisi beni görüyor. Birisi benim için zamanını, malını, değerli işte bir şeylerini ayırıyor ve beni önemsiyor. Şimdi bu görülme hali her şeye bedel. Çünkü tek başına kalan bir organizma olarak hemen ölebileceğimize dair bir içsel korkumuz var. O yüzden yalnızlıktan ödümüz kopuyor. Ve birisinin bizi görmesi, bize yardımcı olması, işte o yüzden beynimize havai fişekler patlatıyor. Ve ölümüne seviyoruz o kişiyi mesela. Siyasetçi sevilmek istemez mi? Lider sevilmek istemez mi? Yapacağınız en iyi şey iyilik yapmak. Yani bankodur bu. Ya Alfa, bu 2016'dan sonraki bu hikayelerin içerisinde en çok kalbimi kırık dinlediğim mevzu da burasıdır. Tüm politik marazasını görmesine, tüm süreçle ilgili büyük aksaklık olmasına, işte zaten hapiste olmasına rağmen kalben hala zaruri bir bağı var. İnançla ilgili bir bağ değil işte o iyiliğin evet. Oluşturduğu bağ. Aynen. Çünkü o çocuğa işte 11 yaşındayken almış, sahip çıkmış. 11 yaşından 35 yaşına getirmiş, 30 yaşına getirmiş, eşlik etmişler. Gerçekten iyilik yapmışlar. Hı. O kopamıyor o bağdan.
tüm sürecin aksaklığını bilmesine rağmen. Yani teorik olarak konuyu anlıyor ne olduğunu. Kullanıldığını da anlıyor mevzuda. Ama kimden bahsediyorsun bari? FETÖ'nün içerisindeki herhangi bir adam hikayesinden bahsediyorum. Şu tabii canım tabii. Şeyde. O müthiş bir zaten. Yani en az bundan ilgili 5 hikaye dinlemişliğim vardı. Tabii şeyi. Yani mesela oradaki bütün bağlanma. Zaten bu tip kült örgütlerdeki bütün bağlanmalar, insanın bu 6-7 tane fabrika ayarını kullanır işte. Yani onların anksiyetesini alır, yalnızlığını ortadan kaldırır, sıkıştığında orada olacağını bildirir. Yani yardım etmese bile sıkıştığında ben varım koçum. Bir işte aidiyet duygusu falan filan, bunların hepsi insanın 4-5 tane temel sosyal ihtiyacı. Bunları yerleştirdiğimiz zaten iş bitiyor. Bütün geri kalanın hepsi bunun üzerine ne anlattığınla ilgili. Maalesef ben doğru dürüst, yani kalabalıkları etkileyen sistemler açısından bu güzel dinamikleri kullanıp da adam gibi bir şey anlatabilen görmedim. Yani hep bir böyle maraza bir amaç için çıkıyor sonuçta bu işler. Bu arada araya insanın giriyoruz. Buradaki mevzunun başlangıcını bilimsel anlamda ölçebileceğimiz bir teori üzerinde de çalışıyoruz. Yani iyilikle sonlanacak sürecin başını nasıl ölçüp neyi neye göre kanalize edeceğimizle bilimsel kontrolü yapılabilir bir hikaye üzerinde de beraber çalışıyoruz. Aradan reklamını da vereyim mevzunu. Ama o projemiz hayata geçtikten sonra burada onu detaylı bir konuşalım. Olur. Çünkü hakikaten güzel kafa. Yani Türkiye'nin birçok dünyanın birçok derdini çözebilecek bence önemli bir şey. Evet. Bakalım bir yerden başlayacağız o işi yapmaya. Seni acaba evrimsel köken olduğunu ikna edebildin mi? Çünkü bak şöyle bir şey var. Evet, zaten teşneydim. %100 teşneysen tamam. Zaten teşneydim, gayet ikna ettim. Çünkü çoğu insana bunu anlayan maymunla insanın yaptığı iyilik arasında bir fark olduğunu düşünüyor. Ben farkı söyleyeyim. Maymun gerçekten saf iyilik yapıyor. Biz ise bazen ucunda cennet, bazen ucunda efendim bir ikbal beklentisiyle maalesef iyilik yapıyoruz. Bizi yani hayvandan farklı kılan bir şey varsa işte bu. Biz inançları bize yaşamayı öğretiyor bu diye çok alıyoruz. İddialı bir şey ama söylediğin şey bu şu aynı zamanda. Yani sen iyilik yaptığında hiçbir fiziksel döngünün içerisinde olmadığın halde senin bünyen daha iyi olacak. %100. Yani aslında söylediğin şey bu değil mi? Yani sen iyilik yapmak zorundasın. Evet. Bu yani bu yemek şey. Yemek gibi, tuvalete evet. gitmek gibi. Bu evet. mecbur yani ayarın içerisinde. Evet. Ama sen bunu bir nedenle yapıyorsan bu yaşamla bağdaşır. Doğru saf bir şey değil. Yani bizim mesela şunu yapma motivasyonumuza baksana. İşte anlatma motivasyonumuz. Senin üzerine vazife olmayan o kadar işte uğraşma. Bu niye? Yani sonuçta ne kazanıyorsun buradan? Bir değer çıkarıyorsun. Hatta değer çıkarmakta tatmin oluyorsun. Sanatçı bunu sanat eseri vererek yapıyor. İşte müzisyen müzik bestesi koyuyor ortaya falan. Ama burada eğer biz bunu yaparken olan biz şimdi burada bunu konuşuyoruz. Bak yarın bir gün buradan şöyle biri dinler bize. Ya bunun safiyeti kaçar yani. Bu öyle olmaz. İşte o zaman onun için konuşmaya başlarsın. Bu konuda çok çirkin bir hal olur. Yani. Sezon arasına girdik diye bu kadar fırça yiyemeyiz o zaman. Zaten seyreden kimse de olmazdı. Burada tekrar teşekkür ediyoruz. Sezon arasına girdik diye o kadar fırça atanlar. Bak haldır haldır bölüm çekiyoruz vallahi.